Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Lord Estes. Bugün Rafineri Taarruzu adındaki bu görevi yapıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Buranın zor bir yanı var. Hem çok hasar yiyeceksiniz burada, hem de sonunda çıkan boss'la birlikte bir sürü mini boss yanında ayrıca çıkmakta. Ve boss'a gidene kadar bunun gibi 3-4 tane daha rahat öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Burada kesinlikle bir kişinin şifacı olması lazım. Yoksa muhtemelen yaşamazsınız. Mesela bakın, şu ana kadar benim bayağı bir zırhım gitmiş oldu. Ölmemeye dikkat edin. Çünkü burada fazlasıyla ölüp tekrardan başlayan arkadaşlar da oldu. 17.000 güç istiyor. Buna göre kendinizi hazırlayın burayı için. Onu yedim ya. Şimdi bakın kankiler. Buradan da inersiniz, şuradan da inersiniz. O fark etmiyor. Bu şekilde koşanlar bayağı vuruyor. Şurada bir cephane basmayalım. Şimdi bakın, dediğim gibi bunlardan birkaç tane daha geliyor. Bu sadece ikincisi. Ve gidene kadar daha çok yolumuz var buradan. Ben burada yanlışlıkla Flame girdim. Şifacı oynayan arkadaş Flame yerine iyileştirme cihazını koysun. İyileştirme cihazı burada çok daha iyi iş yapacak. Eğer bir yeri savunuyorsanız, bir yerdeyken kullanın. Muhtemelen kullanma fırsatınız da çok olmayacak. Çünkü yaşam tüfeğiyle fazlasıyla can iyileştiriyorsunuz. Arkadaşlarınızın da buna göre oynaması lazım oynarken. Bir yanda pataküte dalmak hani çok bir doğru karar olmaz burada. Yani boss kısmı için konuşuyorum bunda. Ayrıca burada zaten bir sürü sniper var. Mesela bakın, şu yukarıda aslında sniper var. Yanlış hatırlamıyorsam. İtemlerinize mümkünse oldukça zırh, maksimum zırh gibi ayarlar getirmeye çalışın. Modifikasyonlar mesela bakın. Bayağı bir canım gitmiş oldu. Zırhımı kırmış oldu eleman. Buranın sniperları kolay kolay da ıskalamıyor. Haberiniz olsun. Şöyle bir tane bomba sallayalım. Ölmediyse diye öldürmüşler. Tamam. Şimdi kankiler, bakın. Dibine girdiğiniz zaman bunun kolay kolay size nişan alamıyor. Zaten hareket halinde oluyorsunuz. Şimdi buradan aşağı ilerliyoruz. Hala daha boss'a gelmedik ama bakın. Daha boss'a gelmemiz de var. Burada zaten boss'a da gelmek ayrı bir çile. Bakın. Bunlara yaklaşmayın. Bu adamlar alev püskürtüyor ve düzenli olarak zırhınız yok oluyor. Ya bunun kafasına ya da arkasındaki gaz tankına nişan alın. Hızlı bir şekilde bakın, vura vura gidiyoruz. Sniperların size vurmasına izin vermeyin. Tamam. Evet, buraları da aldıktan sonra ilerliyoruz bu şekilde. Hala canı giden kimse yok. Ama birazdan olur. Buraya geldik, hemen bir tekrardan yeniliyoruz.
cephanemi sandıklarımızı kankiler. 4 kişi burada toplandıktan sonra buraya ilerlemeye başlıyoruz. Bakın. Daha hala boss fight'a gelmedik. Bakın sniperlar güzelce bizi dikizliyor. Bakın 200-200 vuruyorlar. Bende bu aşırı zırh olmasına rağmen, taarruz tüfeklerine karşı savunma olmasına rağmen 200 diyorum. Bunu başka arkadaşlar dar olarak yiyecek. 300, 400, 500. Uzaktan hasar da atamıyorum yeterince. Böyle bombamızı attık. Hemen bir şekilde aldık bunu. Çıkart kafanı. Tamam, herhangi bir arkadaşımız tam olarak iyileşmedi. İyileştirelim hemen. Dediğim gibi iki mermiye neredeyse full can yapıyor bu silah. Can tüfeği eğer kullanmıyorsanız, diğer silahlarda da yeterince iyi değilseniz burada çok iş yapacaktır. Yani burada özellikle can silahı, yani yaşam tüfeği olan birini bulmaya çalışın kendi takımınıza. Yapabilir misiniz bunsuz da? Yapabilirsiniz, yapamazsınız değil. Ama ben sizin daha az hasar alarak bitirmenizi amaçlıyorum burada. Çünkü canınız azaldığı zaman en ufak hatanızda yatabiliyorsunuz. Mesela bakın şurada az önce vurduklarımızdan fazlasıyla geliyor çünkü. Hem helikopter varken hem de helikopter yokken. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz boss fight'a. Tabi daha gelmedik ama yaklaşıyoruz. Bakın. Küçük adamları hallettik. Sıra büyük adamlarda. Şimdi büyük adamlarda biraz zorlanacağız. Neden? Çünkü bir tane gelmiyor. Fazlasıyla geliyor. Hem sizi peşliyorlar ayrıca. Burada iki kişi yaşıyor. Tamam, bunları da hallettik. Şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz. Girmeden önce bir defa cephanelerimizi yeniliyoruz. Ondan sonra asıl boss'la kapışıyoruz. Size bunun da zayıf yönlerini belirteceğim. Elimden geldiğince tabii. Bakın geldik şu an. Gördüğünüz gibi. Bizim boss'umuz bu helikopter. Peki bu helikopteri biz nasıl indireceğiz? Bakın. Şu an hasar yiyen benim. Şimdi bakın buradan hızlı bir şekilde çıktım ben aradan. Bakın burada gördüğünüz gibi minigun var. Hemen çekip bunun roketlerine sıkıyorsunuz. Tamam, bunun mermi sayısı biraz azdır. Hızlı bir şekilde vurduktan sonra kendinizi güvenceye almaya başlayın. Koşun. Mesela yaşam silahı kullananlarda böyle bir özellik var. Kendinize koşarken de can basabiliyorsunuz. Ama bayağı bir vurdu tabi. Canı basana kadar. Bakın. Tekrar ikinciye geldim. Hemen ikinciyle taramaya başlıyorum. Tüfeklerini. Hop. Tekrar yine bana kaydı agrosu. Buradan hızlı bir şekilde yaşam tüfeğiyle kendime can basmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşım ölmek üzere. Hemen ona can bastım. Can verdikten sonra hemen kaçıyoruz. Agro'yu kendi üstüme almaya çalışacağım. Ki arkadaşlarım biraz rahatlayabilsin. Can basanların, yani yaşam silahı kullananların en büyük özelliği güzel bir tanklığa sahip olması. Bakın şu an bana oynayacak bu helikopter. Bakın bir sürü küçük geldi. Hemen arkadaşımı kurtarmaya gidiyorum.
Biraz can verdim. Diğer arkadaşımı göremiyorum. Hemen ona da biraz can verdikten sonra kaçmalarını sağlıyorum. Hemen ben de biraz buradan çalışmaya başlıyorum düşmanların üstüne. Şimdi bunların yapması gereken ne? Kaçmak. Benim ne yapmam gerekiyor? Ben de kaçmalıyım. Neden? Çünkü agro da benim üstümde. Şu aşağı geldiğim zaman bana vuramayacak bu helikopter. Ama bu sefer küçük adamlar gelecek, büyükleri gelecek. Hemen silahımı değiştirip arkadaşıma can takviyesi yapıyorum. Sonra tekrar ağır silahıma hafif makinalı tüfeğime geçiyorum ve tekrar kanatlarından vurmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlarım tekrar kaçmak zorunda. Hala ve agro bende ama arkadaşlarım buradan uzak durması lazım. Bakın. Koşarken kesinlikle ağır makine tüfeğinizle koşmamaya çalışın. Özellikle de agro sizdeyse. Bakın mesela arkadaşımın canını görmüyorum ama can basmaya çalışacağım. Evet, biraz daha yardımcı oldum. Şimdi diğer arkadaşım da agrosu. Yine kendi üstüme çekeceğim agroyu. En çok hasar vuran kimse o an ona dönüş yapıyor. Bakın şu an bana dönüş yaptı. Agroda. Ben hasar yemeye özen gösteriyorum. Arkadaşlarımdansa bana hasar bulması daha mantıklı. Bakın arkadaşımı göremiyorum. Arkadaşımı göremediğim için can veremiyorum. Uzaktan da verebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Ve bu kadardı arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler bu kadar. Bunları yaparsanız bu görevde herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bakın arkadaşlarımla dönüşümlü olarak agroyu üstüme aldım. Arkadaşlarım burada hep hasar yemedi. Ben onlara hem can verdim hem de kendime de can verebildiğim için koşarken şöyle direkt 5'e basarak bilgisayarda oynayanlarda can verebiliyorsunuz. Bu silah PvP'de de çok iş yapıyor. Bunun gibi görevlerde de bayağı iş yapıyor. Ben burada bayağı bir agro aldım. Bayağı bir can iyileştirdim. Ve bu arada bendeki yaşam tüfeği mavi. Maviyken böyle. Siz bunun morunu ve sarısını düşünün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herhangi bir merak ettiğiniz bir şey olursa bunları yorumlarda belirtin lütfen. Herhangi çekmemi istediğiniz bir videoda varsa, oyunla ilgili merak ettiğiniz bir şey de varsa bunu da bana belirtin ki ben buna göre bir video yapabileyim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve mümkünse de zili açın. Attığım videolardan haberdar olmak için. Bana destek olmak isteyen arkadaşlar da lütfen sadece abone olsa yeterli. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Teşekkürler. Bye bye.